Evet. Ben yaklaşık şöyle bakıyorum. 6 tane soru hazırladım. Bir tane de Sinem Hanım'ın eklediği bir soru var. 7. soru. 7. soru bonus bu arada. Bu 6 sorudan bir kısmını, iki tanesini Sinem'e söyledim. Niçin? İyi bir arkadaş olduğum için. Kalan 4 tanesini niye söylemedim? Daha iyi bir arkadaş olduğum için. Evet. Biraz tartışılır ama. Biraz dedim ki anı yaşayalım. Her şey dedim ezbere gitmez. Ama dedim biraz da ezbere gitsin. Şimdi hemen başlıyorum. Cevaplarını hazırlamış olduğunu düşündüğüm sorulardan. Hazırsan. Evet. Ama asla çaktırmıyorum hazır olduğunu. Asla şöyle yap. Asla çaktır. Böyle yap, böyle yap. Ya yeni başlayanlar için, okumaya yeni başlayanlar, okuma alışkanlığını yeni kazananlar, kazanmaya çalışanlar, yani bu yolda birkaç adım atmış ya da hiç adım atmamış insanlar için birkaç tane kitap önerebilir misin? Yani farklı alanlardan olursa çok memnun olurum ama illa da farklı farklı olmak zorunda değiller. İçinden ne geliyorsa, nasıl geliyorsa sendeyiz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle muhalif parti gibi bir eleştiriden başlamak istiyorum. Bunu kendime görev edindim. Yani bu benim hiç unutmadığım bir şey. Çok yakın bir arkadaşım lisede öğretmeninin sefiller okuttuğunu söylemişti. Ve bu arkadaşımız asla kitaplarla arası olmayan biri. Öğretmenin dayattığı kitap ise Sefiller. Yani düşünebiliyor musun? Ne kadar yanlış bir tercih. Hayatta Yani okudum. burada Sefilleri yerdiğimden değil, bunun farkındasın. Yani Ben anlıyorum seni tabii ki. Lütfen devam et. mesele orada zaten. Bu kadar ağır, bu kadar derin bir kitap. Biz yani kendi alanımdan söz edecek olursam, oradan giriş yapacak olursam, şunu çok önemsiyoruz. Öğrenci neye ilgili? Ya da örneğin 6. sınıf öğrencisi oraya gelene kadar ne okumuş? Neyden beslenmiş? Yani 5. sınıf öğrencisiyle 8. sınıf öğrencisinin o döneme kadar okuduğu kitaplar, türler, yazarlar asla bir değil. Ve biz maalesef 5. sınıfa söylediğimiz, önerdiğimiz kitabı 8. sınıfa da öneriyoruz. Bunu bütün yaşlara dizmek mümkün. Çünkü yani kitap okumaya 5 yaşında da başlanabilir, 55 yaşında da başlanabilir. Keşke böyle olmasa ama o yüzden tabii ki iyi kitaplar, yerinde kitaplar çok önemli. Ben bunun için bu Sefiller örneğinden yola çıkarak ağır kitaplar olmasın diyorum. Bu yüzden bence ufak ufak, çerez gibi ama kendi çerçevemiz dışından da uzaklaşmadan, tabii bu daraltmak anlamına gelmiyor ama çok uç yerlere kaymadan, çünkü okuru henüz daha yeni bu dünyaya çekmeye çalışıyoruz ve çok zıt bir tercih de yanlış olabilir. Bu yüzden aklıma ilk önce Sabahattin Ali geldi tabii ki. Ben de çok aslında duygusal bakıyorum Sabahattin Ali'ye, yaşam öyküsü, yaşam öyküsünün hazin bitmesinden ötürü. Ağzımızın tadı kaçmasın efendim. Ben Yeni Dünya'yı düşündüm. Sabahattin Ali'den Yeni Dünya. Bir öykü kitabı. İçinde böyle çerez çerez çok güzel öyküleri vardır. Sabahattin Ali'nin dili biraz böyle okuru üzebiliyor. Azıcık canınız sıkılabiliyor. Ama elinizde kalemle okuduysanız eminim ki satır satır da çizerek okuyacaksınızdır. Bu yüzden Yeni Dünya önerilerimden birisi olacak. Onun dışında bir tane Cemal Süreya olsun istiyorum. Ama Cemal Süreya'nın o hep alıştığımız şiir kitaplarının biraz dışına çıkmak istiyorum. Aritmetik iyi, kuşlar peki. Bunun bence biraz İçimizdeki o hem dışarıdaki çocuk sevgisini hem de içimizde hala beslediğimizi umduğum çocuk sevgisini beslemeye devam edeceğini umuyorum. Bu hem şiir türüne bir aşinalık kazandırabilir.
Hem de bence gerçekten o bazı değerleri tekrar tekrar hatırlamamızı sağlayabilir. Aritmetik İyi Kuşlar peki gerçekten 7'den 70'e herkesin okuyabileceği bir kitap. Tıpkı Küçük Prens gibi, tıpkı Şeker Portakalı gibi insanın ruhunu besler. O yüzden onu önerebilirim. Böyle bir çırpıda okunur gider. Biraz dünya edebiyatına değinecek olursak azıcık hareketlenelim istiyorum. Azıcık şöyle bir şıkırdayalım istiyorum. Bir Gülver'in Gizleri Neden Olmasın efendim, Jonathan Swift. Ki bence bu saydığım iki kitap kadar çok da böyle hızlı hızlı okunup bitmez. Azıcık sizi durup düşündürür. Bunun da gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama bir Sefiller gibi ağır olduğunu düşünmüyorum mesela. Anlaması zor değil, kavraması zor değil. Ki çizgi filmi var. Eğer çizgi filmi izleyenleri varsa kitabını da daha keyifli okuyacaklardır. Onun dışında yine bir dünya edebiyatından Robinson Crusoe Neden Olmasın? Bizim ortaokul ders kitabında da var ve öğrenciler çok ilgiyle okuyor. Ki biliyorsun yine bunun da çizgi filmi var. Çok severek izleniyor yine her yaştan. O yüzden ben kitabının da severek, keyifle okunacağına inanıyorum. Dilersen biraz sözü sana vereyim. Kanal benimmiş gibi görünmesin. Efendim, dükkan sizin. Çok çok mersi. Önce evet. Bir tane daha önerebilir miyim? Tabii ki sadece şey rica edeceğim. Görüntüyü şey yapmazsak, bozmazsak. Heh, tamam, buradan devam edebilirsek çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Ah, lütfen. Ben teşekkür ederim. Bir ara felsefe okuyordum ama çok ağır değildi. Tıpkı benim gibi böyle hafif hafif bir giriş yapmak isteyenler için Düşünceler, Marcus Aurelius'un bir kitabı ve böyle çok gerçekten çerez gibi gidiyor ama bir taraftan felsefeden de beslendiğinizi görebiliyorsunuz ki yani ben sanırım bir 5-6 yıl önce okumuştum, Yapı Kredi'den çıkıyor. Şu an biliyorsun bazı kitaplar yeni yeni baskılarla tekrar gün yüzüne çıkıyor. Aslında biraz ilgi de topluyor. Kapitalist bir yanı olmasının yanında biz yine iyi yönünden bakmaya çalışalım. Yeni baskıları var. Böyle mavi cıvıl cıvıl bir kapağı. Ne oldu? Kapitalizm dedim. Düşmektedir yani. Diyebileceğim. Yani biz burada iyiye odaklanalım. Okur çekmeye çalışıyoruz diyelim. Çünkü zaten gördüğün gibi okuyan okumuş oluyor. Çok da o yeni baskıya aldanmadan. Belki yeni baskısıyla okumak isteyen olur. O çünkü biraz daha kitabın içinden seçmelerden oluşmuş bir kitap. İlk baskısı değil, ilk hali değil. Uykunu mu getirdim? Yok, hayır. Ben 3:30'da uyandım. Devam et lütfen. Desene bu sohbet uzar gider. Kötü oldu şimdi. Devam et lütfen. Arada uyudum bir saat. Hadi yine iyisin. Yine senin ve benim hayatımızda özel bir yere sahip olan bir kitap olduğuna inanıyorum. Küçük Karabalık demeyeceğim. Asla demeyeceğim. Martı Jonathan zaten. Martı böyle yani hiç bir çocuk öyküsü gibi değil. Bakıldığında evet açıyorsun içinde kuşlar uçuyor. Maalesef biz bunun yalnızca çocuklara özgü olduğuna inandık biraz. Ama yine her yaştan okuyabilecek bir insanın, her yaştan insanın okuyabileceği bir kitap. Ve böyle azıcık insanın özgürlüğü elinden alındığında bence açıp açıp okumalı, bir o öz saygısını tazelemeli. Buna da kefilim ayrıca. Yani okuyan olursa çok mutlu olurum. Çok da umut beslerim. Yani o zaman inanırım ki bir yerlerde kendisine daha çok inanan, daha çok mutlu, bir gün kuş olup uçabileceğine inanan insanlar vardır, çoğalıyor demektir. Ben isterim ki gökyüzüne baktığımda onları görebileyim. Bir önerim de bu olacak.
Sizi dinleyelim efendim biraz da. Biraz kulağımızın pası silinsin. Teşekkür ederim. Ben burada seçimleri neye göre yaptım? Ya, açıkçası çok akıcı olabilecek şeyler seçtiğimi düşünüyorum. Ama bir o kadar da hani klişe diyebileceğimiz şeyler seçtim. Bunu da neden yaptım? Bence biraz sosyal medyanın da seçtiğim bazı kitapları özellikle. Hani bu köpürtme noktasında çok olumlu bir etkisi var. Yani hiç bilinmemiş bir kitabı önerdiğin zaman bir soru işareti var ya karşında. Çünkü yani kitap alma alışkanlığı olmayan, kitap okuma alışkanlığı olmayan, kitapla yaşamak, kitaplığı yaşamak gibi bir derdi olmayan bir insana bunu aşılamaya çalışıyorsun. Bu ilk başta bence ilk adım olarak zor bir şey. Yani çünkü işte bir yemek yiyeceğime ben niye kitap alayım noktasında o ikilemde kalan bir insanı buradan çevirmek bence tek başına bir öneriyle günümüz şartlarında oluşturulabilecek bir şey değil. O yüzden Küçük Prens bence hiç okumayan bir insanın bile ilgisini çekebilecek bir kitap. Her işte içerisindeki dersleriyle, çizimleriyle, tamamıyla bir hikaye olarak bence çok 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 güzel. Devamında Küçük Karabalık. Ben bu kitapları aslına bakarsan ne sebeple veriyorum biliyor musun? Martı da var benim listemde. Şu sebeple veriyorum. Çünkü ben eğer bir insanın kitap okumasına vesile olacaksam eğer ilk adımda kitap okumakla içinde bir umut yeşertmek istiyorum. Yani ben bir kitap okudum ve evet ya dünyada açılacak bir pencere daha varmış desin istiyorum. Ve bunu en böyle hafif bir şekilde, en rahat bir şekilde yapabileceği kitaplar bence bunlar. Yani evet ben bu kitapları okudum ve sanki dünyaya bakılacak bir göz daha varmış arkadaşım. Yani o kadar da imkansız değilmiş her şey ya da ben bir adım atsam aslında yollar kısalırmış noktasında bir yere gelmek istiyorum insanlarla. O ortada buluşmak istiyorum. O yüzden bu üç kitap benim en başında herkese önerebileceğim kitaplar. Martı zaten hem ikimiz özelinde hem de benim hayatım özelinde çok çok kıymetli bir kitap. Çünkü ben çok böyle dalgalı bir okuma serüveni yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum. Ama özellikle küçük yaşlarda hep böyle daha zor, daha okuması zor, anlaması zor, hissetmesi zor kitaplar üzerinde yoğunlaşmaya çalıştım. Bu beni okur olarak çok yıprattı. Tam o yıpranma hani bir şeylerden böyle vazgeçtim, vazgeçmeliyim. Yani ne oluyoruz noktasında karşıma çıkan bir kitaptı Martı. İşte benim için ortaokulun sonlarına falan tekabül eder ki aradan ne kadar yıl geçmiş. Martı'ya ben tutuldum. Ya benim çok böyle hani maviye karşı olan bir sempatim vardır. Ama böyle nasıl ifade edeyim kendimi? Ya sana ifade edebildiğimi düşünüyorum zaten ama farklı bir insana da ifade edebilmek adına illa içinde olmam gerekmez. Yani izlesem de bana yeter. Hani içime çeksem de bana yeter. Ya deniz olsun, gökyüzü olsun. Hani bir bakmak isterim ya. Ben orada olmak isterim. Hiç sebepsiz. Denizin beni böyle çeken bir yanı vardır. Keza kafamı kaldırdığımda gökyüzünü böyle içime çekmek isterim ben. Ve bunun beni her koşulda iyileştirebileceğine inanırım. Bu yüzden Martı beni alıp götüren bir kitap oldu. Ve kendime o an dedim ki ben bunun devamını getirebilirim. Ben yapabilirim. Evet. Çünkü hani insanın kanadı gayretidir ya. O noktada böyle hissettim ben kanatlarımı. Dedim ki bundan ötesi var. Ve yaşı küçük bir insan için bu çok güzel bir dokunuş. Sahiden çok kalpten söylüyorum. Şu an benim kitabımda bir tane Martı yok. Çünkü ben her seferinde belki 10 tanedir hep Martı'yı hediye etmişimdir gerçekten ve hep aynı şekilde hediye ettim. Kitabı aldım, okudum, verdim. Aldım, okudum, verdim ve belki de 10 kere okuduğum bir kitaptan bahsediyoruz. Bunu hep aynı niyetle yaptım ve bundan sonra da aynı niyetle yapmayı sürdüreceğim. Umarım
Bir gün benim de kitaplığımda bir martı olur bu arada. Çok isterim. Daha fazla da konuşurum martı hakkında ama şimdilik bu kadar yetse iyi olur gibi. Diğer kitaplara da haksızlık etmeden. Dediğim gibi bu üç kitabı bu yüzden öneririm. Onun dışında Franz Kafka'nın Dönüşümünü öneririm. Bence çok güzel bir kitap genel anlamıyla. Ben çok sık kitap sitelerinde ya da forumlarda falan yorumları da okumayı tercih ediyorum. Hani insanlar ne düşünüyor onu anlayabilmek adına. Ya bazı noktalarda hani anlamakta güçlük çeken insanlar olmuş dönüşümü ama yani bir okumada olmasa da bence ikinci okumada falan bir şeyler daha yerli yerine oturacaktır, yerli yerinde olacaktır ve hani imgesel bir anlatım var ya, o anlatımı aslında birazcık daha süzgeçten geçirip kendi hayatında bir yerlere koyabileceksindir ve çok yerinde bir eleştiri olduğunu düşünüyorum genel olarak dönüşümün. O yüzden tavsiye ediyorum. Hani hiç farklı bir açıdan bakmamış bir insan için güzel bir açı. Onun dışında Beyaz Geceleri tavsiye ediyorum ben Dostoyevski'nin. Neden? Çünkü bence okuması kolay bir kitap. İnşallah bu yüzden taşlanmam. Ama yani illa girecekseniz böyle hiç klasikle aram yok. Hiç işte Rus'ta okumadım. Aman efendim benden uzak dursun falan. Onları bile böyle tanıdık bir simayla kendine çekebilecek bir kitap. Çünkü bu Beyaz Geceler şu anki işte televizyonlarda gördüğün, online platformlarda gördüğün o çetrefilli aşk dizilerinin özütülmüş böyle özüt halidir ve dersin ki ben bunu izlemiştim. Yani aslında sen izlemeden yıllar önce yazılmış bir şey. Ve çok rahat olur o yüzden. Hani anlamasından da öte kafanda oluşturması. Hemen böyle kafana koyarsın bir anda işte Kıvanç Tatlıtuğ, bir anda Beren Saat. İlerlemesi çok kolay olur. Devamı çok hızlı gelir. Ya şu an mesela gülerek anlatıyorum. Sanki dalga geçiyormuşum gibi de duruyor ama ben sadece o insanın kafasında bir yerlere oturmasından bahsediyorum ki bu kitabın ilerlemesi ve gelişimi için ve okulun da hani o iştahı kazanması için çok önemli bir şey bence. Onun dışında ne yazmışım? Bir de Palto'yu yazmışım. Bu da Gogol'un çok çok güzel bir. Yine ince bak. Şu ana kadar saydığım bütün kitaplar yani 100 sayfa falan değildir. Yani özellikle bu süzgeçten de geçirdim. Bir tane daha vereceğim. O biraz kalın. Diğerlerinin hepsi 100 sayfa bile değildir. Yani gönül rahatlığıyla alıp kendinizi zorlaya zorlaya bile bitirebilirsiniz bu kitapları. Palto çok güzel bir öykü. Palto benim ilk okuduğumda içinden çıkmakta zorlandığım bir öykü ve hatta daha sonraları şeyi okumuştum. Dostoyevski bir yerde şey diyor, hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık. Yani belki 50-60 sayfalık bir öykü, o da maksimumu. Ama o kadar yoğun, o kadar gerçekçi, o kadar çarpıcı, o kadar böyle insanı saran bir hali var ki gerçekten bir palto. Böyle içinde kayboluyorsunuz. Büyük geliyor palto size ve yine okura farklı bir bakış açısı kazandırabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar hepsi tamam. Dediğim gibi hepsi 100 sayfanın altındadır bu kitapların. Bir de zamanının bestseller'ı. Şu an ne durumda bilmiyorum. Ama bence hiç bu kadar bestseller olmayı hak eden bir kitap görmemişimdir. Yani bestseller diye cilalanıp da böyle ön raflara konulan kitaplar arasında benim tırnak içerisinde favorimdir. Olasılıksız benim çok sevdiğim bir kitaptır yine. Uzunca bir kitaptır ama bunu niye öneriyorum? Hem çok güzel bir hızlı giden bir olay örgüsü var. Film izler gibi kitabı takip ederek bitirebilirsiniz. Bu çok önemli. Yani yeni başlayan biri için bence önemli. Bir diğeri birçok farklı alana ithaf var kitabın içerisinde. İşte psikolojiye var, fiziğe var, nörolojiye var. Yani insan doğası üzerine var. İşte insan beyninin içeriği içerisinde, psikolojisi içerisinde birçok farklı noktalara değinmiş kitap. Hani bu her ne kadar bir kurgu da olsa yani şunu diyebilirsin ya arkadaş bu adam burada bundan bahsetmiş. Ama bu nedir noktasında hani bir yandan da araştırmaya, öğrenmeye sevk eden bir tarafı olduğu için bunu da eklemek istedim. Öyleyse
araştırmayı sevenler, merak edenler diyelim, olasılıksızı okusun. Güzel bir tavsiye oldu. Hepsi de güzeldi. Biz de teşekkür ederiz efendim. Dikkat ettiğin hususlara aslında ben de dikkat etmeye çalışmıştım. Kitabın çok kalın olmaması, rahat okunması, kolay sindirilebilir olması gibi. Yani ikimiz de bence çok uç örnekler vermedik aslında. Çok uç tavsiyeler vermedik. Sadece benim belki o iki dünya klasiği biraz kalın olabilir. Bu anlamda Beyaz Geceler güzel oldu. Daha bir destekleyici oldu sanki. Ama ben biraz onu da aslında aşmak isterim. Yani evet çekmek istiyoruz insanları ya da tutunamayan birileri varsa kopmasın, gitmesin istiyoruz. Ama sırf bu uğurda hani çok da böyle ince ya da hemen kolayca okunup bitirilsin istemem. Yani ona da bir zemin hazırlansın isterim. Yani umarım Hem hanım başlayanlar için sefiller öneriyor arkadaşlar. Ceza öneriyor. Oğuz Atay'dan tutamayanlar öneriyor. Okursanız yani burada şöyle bir yanılgı olmasın. Zaten sen de ben de böyle düşünmüyoruz ama ya da işte iyi kötü okur varsa bizi izleyen zaten böyle düşünmeyecektir ama ince kitap kolay okunur, kalın kitap zor okunur, zor anlaşılır gibi bir düşünce olmasın. Yani Foucault'un ne var böyle 50 sayfalık bir kitabı, bu bir pipo değildir diye. Kolay mı? Bir listeye eklemedim mesela onu. İşte tamam efendim bunu destekleyici bir şey söyledim aslında. Neden şu anda ortada bir Fight Club görüyorum acaba? Sustum. Bir küçük tavşan. Bu arada Martı için bir ekleme yapmak istiyorum. Bence Martı'yı incelemelisin ayrıca. Üzerine bu kadar konuştuysak vardır bir hikmeti. Elif arkadaşlar bana şimdiye dek iki tane Martı gönderdi. Dolayısıyla şu anda kitaplığımda hiç Martı yok diye şikayet etmesi çok anlamlı. Sanıyorum birini benim de sana göndermem gerekiyor. Tıpkı Martı ve Küçük Kara Balık gibi aynısını ben de gerçekten çok insana yapmışımdır. Bu konuda ortak bir noktada buluşmuş olmamıza çok seviniyorum gerçekten. Ben de alır alır, okur okur sürekli birilerine veririm ki ben beslendim, birileri daha beslensin diye. Şey yapsınlar, mail adreslerini yazsınlar yorumlara. Biz göndeririz, hiç sorun değil. Çünkü neticede biz alıyoruz yenisini ve tekrar okuyoruz. Bunun memnuniyetini yaparım. Olabilir yani, bu kabul edilebilir bir şey. Bu arada iki tane Martin var demişken, ben de iki tane Küçük Karabalık, ben de çoğu kitabın iki tane olması gibi bir durum var. Yani kimisi hediye geldi, kimisi imzalı geldi. Yani böyle şeyler yapamıyor. Benim hayatımda bunlar normal hayat. ben de iki tane Küçük Karabalık var. Sence bir tane Martı ile bir tane Küçük Karabalık değişir misin? Yine 5 yaşına döndük efendim. Pasolar konuşuyor yani. O futbolcu kartları konuşuyor şu anda. Hoş misketleri getir. Evet. Şimdi o zaman 90'larda çocuk olmak diye bir sohbet yapalım. 90'larda çocuk olmak diye bir kitap vardı bu arada. Hadi biz 90'ın sonuna geldik ama yine çok güzel yıllar yaşadık. Yani şu günlere bakılırsa güzeldi her şey. Yani tabii 90'larda çocuk değil, biz 90'larda bebek olmak kısmına giriyoruz. Evet. 90'larda bebek olmak konuşabiliriz istersen. 90'larda bebek olmak. İlk uykumuz nasıl? Evet. Bu hiç konuşulmamıştır daha önce. Öyle düşünüyorum. Yani muhtemelen konuşulamamıştır. Çünkü daha o seviyede bir İnsan muhabbeti çok akışkan olmuyor biliyorsun. Akışkan değil, akıcı bu arada. Şu an kendimi düzelttim. Evet. Söylediğinden hiçbir şeyim yok. Ben görmezlikten geliyorum. Evet. Bak bu ben de senin yüzünden olsam bir şey.
Normalde zaten konuşma arasında yanlış yaptığımı fark ettiğim an zaten düzeltiyorum. Ama videolarda özellikle bunu senin yüzünden yapıyorum. Aa diyorum, Sinem izleyecek bunu. Sinem izleyecek. Hemen düzeltmeliyim, yanlış bir şey söyledim. Fark edersem düzeltiyorum gerçekten.